Merhaba arkadaşlar, ben Habib Ocak. Bu dersimizde üst birimden alt birimlere toplu evrak havalesi nasıl yapılır onu göreceğiz. Önceki derslerimizde tekli evrak nasıl havale edilirdi onu görmüştük. Şimdi üst birim derken neyi kastediyoruz? İşte mesela Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü. Bunun altında 5 tane alt birim var. İşte internet hizmetleridir, yönetim bilişim sistemleridir. Benzer tarzda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün altında 20'ye yakın alt birim var. İşte Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme Şube Müdürlüğü, işte Öğretmen Yetiştirme Şube Müdürlüğü. İlçelerde ise aynı şekilde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde alt birimler var. Tabi okullarda alt birim yok. Okullarda alt birim olmadığı için birime tekli ya da çoklu havale yapmıyoruz. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar, şuradan gelelim, birim evraklarına tıklıyoruz. Aslında burada yapmak istediğimiz olayın DS'deki karşılığını da söyleyelim, yetkili personel rolümüz. İşte bir ildesiniz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü içerisinde yetkili personelden birimlere evrak dağıtıyorsunuz. Biz bu işlemi toplu olarak nasıl yapabiliriz? DS'de bu yoktu, burada toplu olarak dağıtma var. Birim evraklarına geliyorum. Tabi burada bu rol kimde olacak onu da söylemiş olayım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde evrakçı kimse, evrak şubesinde bu işlemden sorumlu kimse o yapabiliyor arkadaşlar. Teslim almayı bekleyen evraklar, gördüğünüz gibi burada teslim gibi gelen evraklarımız var. Bunları biz açıyoruz, bakıyoruz. İşte baktık, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelmiş. Bunları inceliyorum ben. Hangi birimi ilgilendiriyor? Bu bilgi işlemi ilgilendiriyor olsun. Şu da bilgi işlemi, bu da bilgi işlemi. Üç tane evrak bilgi işlemi ilgilendiriyor. Şurada bakın, gördüğünüz gibi teslim al yapabilirim. Teslim al yapıp şu anda teslim alırım. Daha sonra havale edebilirim. De direkt teslim alıp havale işlemini de yapabilirim. Biliyorsunuz üst birimden alt birime havale işlemi yapılırken birime havale o geliyor. Şuradan birime havaleyi seçelim. Hangi birimlere göndereceğim? Bakın üst birimin kendi yani il milli eğitimden il milli eğitime, ilçe milli eğitimden ilçe milli eğitime tekrar aynı evrakı havale edemiyoruz. O yüzden seçmiyoruz. Şu birimlerden bilgi işlemden kaç birimi ilgilendirsin? 3 birimi ilgilendirsin. Ya da tek birimi ilgilendirsin fark etmez. Ben şuradan 3 birimi yaptım. Birini çıkarayım. Direkt bilişim altyapıyı ilgilendiriyor olsun ve gereği için o birime teslim al gönder diyorum arkadaşlar. Teslim al gönder diyorum. Şu anda bakın 3 evrakım teslim alındı. İlgili birime havale edildi.